senede Sövüçmen Yaylası'na geldik ve yaylamızın girişinde dağların ve ovaların görüntülerini görüyorsunuz. Bundan 15 gün önce bu dağlar hemen hemen tamamen karla kaplıydı. Bu sene kar az yağmasına rağmen ovalarda da aynı şekilde vardı. Yine bunlarla ilgili de videolar, fotoğraflar paylaşmıştım. Biraz sonra inşallah yaylaya varınca yine sizlerle birlikte olacağız. Efendim geçen sene yine bu yayladan sizlere seslenmiştim. Geçen sene karşı taraftan şu bayrağın olduğu yerden, bu arada o bayrak oradan hiçbir zaman inmez, çekim yapmıştık ve dağları, sağdaki dağları da görmüştük. Ovayı zaten görmüştük. İşte burası benim doğup büyüdüğüm yayla. Çok şükür bu sene de gelmek nasip oldu. Geçen seneye göre biraz daha erken geldiğim için dağlarda ve dağların eteklerinde daha fazla kar var. Bir 5-10 gün sonra bu karlar, özellikle dağın eteklerindeki karlar, güneşin gördüğü yerlerdekiler erir. Ama yüksek yerlerdeki karlar, daha önce de söylemiştim, kalır. Bir sonraki karla buluşur. Burası yörüklerin çıkıp hayvanların otlattığı yaylamız. Geçmişte buraya develerle, atlarla göçerdik. Şimdi araçlarla geliyoruz. Elektrik direkleri, telefon vesaire teknoloji maalesef buranın da doğasını bozdu. Ama biz burada doğal yaşamı sürdürüyoruz. Sadece aile olarak biz değil, tüm yörükler sürdürüyor. Mütevazi bir şekilde yaz aylarını burada geçiriyoruz. Ve bu yayla dedemin dedesinin de yine geldiği ve dağların arkasında yine arka tarafta da bir yayla var, Aşçuşağı dediğimiz. İlk oraya göçmeye başlamışlar. Sonra orası aileler büyüyünce biz babamlar kardeşleriyle beraber bu tarafa göçmeye başlamışlar. Biraz sonra zaten benim doğduğum ev şimdi yıkılmış ama onu da inşallah sizlere göstermiş olacağım. Yaylanın en meşhur şeylerinden bir tanesi de karlama. Karlama, pekmezle ya da şekerle, balla da yapılır ama balı iyi eritmek lazım içinde. Tabii daha önce mağaralarda, inlerde, özellikle Haziran'dan sonra karların olduğunu, bir sonraki kışa kadar kar bulmakta zorlanmadığımızı söylemiştim. Fakat bu mevsimde tabii açıktaki karlardan alabilirsiniz. Ama burada dikkat etmeniz gereken şey, tabii yağmur da çok yağdığı için dağlardan da topraklar geliyor. Çamur gelebilir. Dolayısıyla karın üst kısmı biraz gördüğünüz gibi lekeli. Dolayısıyla bunu ne yapacaksınız? Temizleyeceksiniz. Böyle üstündekilerini alacaksınız. Tertemiz, kar çıkar. Ondan sonra keseceksiniz karı. Bıçak var mı arkadaşlar? Yani böyle temizledikten sonra ama elinizde ne varsa, yani elle de koparabilirsiniz. Bunun üstünde sıkıntı yok. Eve götürmek için kalabalık kesmek lazım ki erimesin. Evet, şu karşıdaki
Akdağ dediğimiz, yani Türkiye'de çok akdağ var, kar çok yağdığı için. Hemen orada düz bir bölgesi var. Bir de bir yuva var. Orası eskiden kartal yuvasıydı. Halen izleri var. Artık maalesef o kartallar yok. Ve gelirler burada. Kartallar buraya yuva yap. Ondan sonra buradan aşağıya doğru uçarlardı. Ama maalesef bugün o geçmişte doğada çok gördüğümüz yırtıcı kuşlar, diğer kuşlar, aynı şekilde tilki, kurt vesaire birçok canlı vardı ama insanın gittiği yerde maalesef bunlar azalıyor. Onu da içimiz burkularak söylemek durumundayız. Ovamız her zaman yeşil. Ama artık daha yeşil. İlk karlar eridiği zaman bu çiçekleri görmek mümkün ama normal şartlarda bu mevsimde bu çiçekleri görmek biraz zordu. Çünkü çok sürü vardı o zaman. Bu hayvancılığın gerilediği anlamına gelmez ama tabii burada yaşayan bizler, yaylaya göçen tüm yörükler bunu gelenek ve kültür olarak sürdürüyor. Ticari olarak değil, elbette geçirimini de sağlıyor. Fakat özellikle Alanya'da, Manavgat'ta, sahilde artık hayvanları otlatacak yer kalmadığı için, bakmak zor olduğu için sattılar. O yüzden artık Temmuz'un ortasında bile yemyeşil otlar büyüyor. Eskiden biz burada futbol oynarken, çelik çomak oynarken, hatta yaylada işte kızgın taş dahil 5 kiremit gibi değişik oyunları biz burada oynardık. Aksir gibi. Hatta babam kızardı buralarda koyunlar otlayacak diye. O zaman çünkü kıymetliydi, çok sürü vardı. Şimdi ayrı bir güzelliği var. Ve bu mevsimde de çiçekleri görüyoruz. Buraları korumaya çalışıyoruz. Kardeşlerimizle çıktığımız zaman Alanya Spor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'dan da çok fırça yeriz burada. O kazanıncaya kadar ya da berabere bitinceye kadar maç bitmez hiçbir zaman biz oynadığımız zaman. Burada 3 saate yakın futbol oynadığımız da olmuştur. Oksijen az olduğu için biraz çabuk kesiliyordu ilk günlerde. Sonra alışıyoruz. Bazen günde 3 maç yaptığımız da olur. Yani futbol becerimizin gelişmesine bu yaylaların da önemli katkısı var. Çelik çomak da oynadık burada. Sanırım şimdi oynadığımız golfe de onun katkısı var. Bazen iyi oynadığımız zaman arkadaşlara söylüyorum. Dedem de yaylada buna benzer bir oyun oynuyordu. O zaman adını bilmiyorduk diye. Gerçekten şaka bir tarafa, işte bu yaylada doğal bir hayat sürmek elbette güzel ama bugünün şartlarında tabii ki bunu herkesin yapabilmesi mümkün değil. Özellikle bu Torosların zirvesinden çıkıp da memleketimize hizmet etmek de bizim için ayrıca bir şereftir. Bu Toroslarda ailemizden ve de etrafımızdan vatan sevgisiyle büyüdük. Kıbrıs çıkartması olduğu zaman da yine bu yayladaydık. Radyodan dinlerdik. Ve Kıbrıs'a olan ilgimiz de o çocukluk yıllarımızda başlamıştı. Daha o zaman 7 yaşındaydım. İlkokul 2. sınıfa gidiyordum. Daha biraz erken gittim. Dolayısıyla bu yaylaların bize katkısı var. Hamdolsun unutmamaya çalışıyoruz. Unutturmamaya çalışıyoruz. Geldiğimiz yeri unutmamız mümkün değil. Eninde sonunda yine geleceğimiz yerler burası. Dolayısıyla geldiği yeri unutanın da döneceği yer olmaz. O nedenle nereden geldiğimizi unutmamamız gerekiyor. Hatırlamamız gerekiyor. Gelmemiz gerekiyor. Evet, çok stresli çalışıyoruz, yoğun çalışıyoruz ama fırsat bulduğumuz zaman da geldiğimiz yerleri görmek en azından hem bir vefa hem de insanı dinlendiriyor. Orada su yüksek. Rehin kaldık desenize çocuklar. Bu işin kolayı var oğlum. Kolay bak. Yapılması gereken şey nedir? Şu.
köprü tabii kışın fazla kardan ve selden kırılmış. Yenisini yapmak lazım. Eskiden her sene biz gelince köprüyü yenilerdik. Efendim burası benim doğup büyüdüğüm ev. Şimdi tabii kullanılmıyor. Burada avlusu da var. Arka tarafta ve burada avlusunda duvarlarını gördüğümüz yanda. Kardeşlerimizle beraber vakit geçirdiğimiz, yemeğimizi yediğimiz alandı. Burada en çok darı çorbasını. Buna ayran aşı çorbası da diyorlar. Aynı şekilde ayran çorbası da diyorlar. Ama bizde darı çorbasıydı. Darıdan yani mısır. Aynı şekilde içine pancar da koyardı rahmetli anacığım. Bir de yarpuz. Yarpuz nanegillerden biliyorsunuz. Küçük soğuk akan derelerden, derelerin kenarında yetişir. Yaylamızda da yetişir. Biraz sonra gidip bakacağız var mı yok mu diye. Onlar da atılırdı. Kardeşlerimizle beraber oturup büyük bir kapta tahta kaşıklar vardı. Hep beraber tahta kaşıklarla aynı kaptan darı çorbamızı içerdik. Hatta kendi aramızda yarışma da yapardık. O tahta kaşıkla darı çorbasını içerken kim bir damla düşürürse bu evin etrafında bir tur atıp gelmesi lazım. O düşüren evin etrafında tur atarken biz normal hızdan daha fazla yerdik. O gelinceye kadar azalsın. Bir tür cezaydı. Yaylada o zaman işte geleneksel oyunlarımızın dışında kendi aramızda keşfettiğimiz oyunlar. Bir keresinde hiç unutmuyorum, daha 5 yaşında falandım. Yanlışlıkla ağzımdan bir söz çıktı. Yani kötü bir söz çıkmış. Amcaoğlu rahmetli anama beni şikayet ettikten sonra hemen şu evin arka tarafında o zaman direk vardı çatı için. O direğe beni en az 2 saat bağladı. 2 saatten hatırlıyorum da. O nedenle rahmetli anacığımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Yani gerçekten sadece biz değil, tüm diğer ailemiz, sülalemiz, herkes. Annem Osmanlı bir kadındı, anacığım Osmanlı bir kadındı. Ve herkes onun sözünü dinlerdi. Ve onun sayesinde de hiç kimse sigara içmedi. Kötü alışkanlıkları olmadı. Tüm kuzenler için de söylüyorum bunu, sülale için. İşte burada çok çocukluğumuz geçti. Hemen karşıda dere zaten akıyor. Şimdi maalesef biraz otlar yüksek olduğu için tam görünmüyor. Ve suyumuzu da o zaman çok temizdi su. Karşıda muallar var, oradan getirdik. Kullanma suyu buradan dereden, içme suyu da muallardan getirdik. O zamanki evler taştan duvar, araya yıkılmasın diye de tahta falan da konuldu ya da ağaç parçası, lata konuldu. Onun dışında yine çatıda tahta, direklerin dışında ve üzerine o zaman plastik varsa var ya da yayladan çıkan böyle otlar döşenirdi. Onun üstüne de toprak. Tabii kışın çok kar yağdığı için yıkılırdı ve her sene yaylaya göçtükten sonra evlerimizi tekrar yapardık. Duvarların hepsi yıkılmazdı. Bazen duvar da yıkılırdı ama çatılar çökerdi tabii 2 metre, 3 metre, 4 metre kar yağdığı için. Ve her sene yenilerdik. İşte yenilenmediği zaman da böyle yıkılabiliyor. Karlama nasıl yapılır? Biraz önce dağın eteklerinden ve yine inlerden kar aldığımızı söylemiştik. Kar erimesin diye termosa koymuşlar arkadaşlar. Biraz eritildikten sonra kavanozdan pekmezi alacağız. Şöyle dolaştıracağız biraz. Ondan sonra hemen şey olmadan, sertleşmeden hemen tekrar karıştıracağız. Yoksa pekmez girdiği zaman sertleşme olabilir. Şöyle kenarlarından. Baba ister misin sen de? Çok hızlı yerseniz alnınıza vurur. Dolayısıyla yavaş yavaş etmek lazım. Eğer alnınıza soğukluğu vurursa bu sefer bir parça kar alıp yine alnınıza koymanız lazım ki ısı dengelensin. Çok güzel oldu. Hayırlı olsun. Evet, gördüğünüz gibi son derece başarılı bir karlama oldu. Pekmezler. Doğal pekmez.
Efendim biraz önce evimizin önden geçen ırmağı belki görmüşsünüzdür. O su gelir buraya kadar. Buradan sonra hemen akacak yer yok. Burada batar. Esasen şu arka taraflarda da epeyce suyun battığı yerler var. Ve su buradan battıktan sonra şu tepelerin arka tarafından bir yerden çıkar. Biraz sonra suyun çıktığı yere de zaten gideceğiz. İlk başlarda burası bu ova tamamen göl gibi olur. O kadar yağmur yağar ve kar suyu gelir ki bu suyun battığı delikler yetersiz kaldığı için bu ova tamamen göl olur ve buradan geçilmez. Daha geçen hafta bile burada burası hemen hemen yarı yarıya suyla doluydu. Şimdi bir hafta içinde azalmış. Evet, biraz önce suyun battığı yeri göstermiştik. Şimdi de suyun tekrar çıktığı yeri gösterebilirim. Hemen buradan bir kol çıkıyor. Aynı şekilde yine diğer taraftan bir kol çıkıyor. Ve buradan bu su aşağıya doğru akıp gidiyor. Bu su Mersin'den Akdeniz'e akan Göksu ile kavuşuyor. Yani Göksu'ya kadar buradan Toroslar'dan akarak giderek Göksu'ya da güç veriyor. Gördüğünüz gibi kuru kuru tertemiz su. Suyu da doğayı da kirleten maalesef bizleriz. Dolayısıyla buradan da bu vesileyle yayla zamanı geldi tüm vatandaşlarımıza. Günübirlik çıkan vatandaşlarımıza da gittiğiniz yerleri koruyun. Lütfen kirletmeyin. Maalesef bazı yerlerde kötü görüntüler de görüyoruz bunları. Yaylalarımızda hiçbir yerde görmek istemeyiz. İşte yarpuzdan bahsediyorduk. Bunlar yarpuz. Bunlar biraz daha büyüyebilir. Ama tazayken de koparılabilir. İşte bu yarpuz da özellikle ayran aşı çorbası. Yani yoğurtlu ayranlı çorbalar. İçine attığınız zaman yemeklere salatalar da atabilirsiniz. Çok ayrı bir lezzet katıyor. Ve çocukluğumuzda en sevdiğimiz yine nanegillerden bir tanesiydi. Yaylaya çıktığımız zaman tüm çorbalarımıza, özellikle biraz önce bahsettiğim darı çorbasına rahmetli anacığımın yaptığı yarpuz. Bizim Akseki'nin hatta yarpuz diye bir şey vardı. Kasabası şimdi mahallesi. Orada da yarpuz yetiştiği için sanırım ecdadımız yarpuz ismini koymuş. Geçen sene buradan nasıl kar çıkardığımızı detaylarıyla beraber anlatmıştık. Bu keskin taşların arasına girip çıkmak ayrı bir cesaret işiymiş o zaman. Ama gerçekten bizim için de iyi bir heyecandı. Bu sene daha fazla kar olduğunu görüyoruz. Çünkü henüz daha Temmuz olmadı, Haziran'ın başı sayılır. Ve bu kar yavaş yavaş aşağıya kadar erir. Fakat aşağıda tabanda diğer kar yağıncaya kadar burada kar kalır. Ve ihtiyacı olan buradan çeker, alır. Evet, şimdi kekikler geçen sene bu kekikleri kimse toplamadığı için bunlar kurumuş kışın tabii kar yağdığı için, soğuk olduğu için. Ama yenileri de çıkıyor. Koyunlar, kuzular zaten çıkmaz da keçiler ve oğlaklar da buraya çıkmıyor. Dolayısıyla kekikler burada daha uzun büyüyebiliyorlar. Bizim de kısmetimize yine aynı burada geçen sene olduğu gibi kekik düştü. Bunlar tekrar çıkar zaten. Yani kekiklerin hepsini kopardınız. Dolayısıyla bir şey kalmadı demeyin. Kısa süre içinde bunlar tekrar filizlenir. Ve birkaç defa buradan kekik alınabilir. Görüyorsunuz. Tamamen tüm ovamız yemyeşil. Hatta dikkatli bakarsanız sadece ırmağın içinde değil. Biraz önce de içinden geçtik. Ovanın içinde belli yerlerde sular da var. Onlar işte kısa süre öncesine kadar daha da yüksekti. Hatta bu ova suyla kaplıydı diyebiliriz. Daha iki hafta önce burada kar yağdı. Hem de 25 santim kar yağdı istisnai olarak. Normalde Mayıs'ın sonunda kar yağdı. Görmemiştim. Ben en azından görmedim. Evet, biraz önce bu bayraktan da bahsetmiştim karşı tarafta inmez diye. Bu bayrağımız her zaman burada dalgalanır.
ve sembolü oldu. Buranın da sembolü oldu. Bazen rüzgardan, yağmurdan dolayı yıpranma olduğu zaman hemen yenisi gelir. Burada kardeşlerim olsun, akrabalarımız olsun gelirler, bayrağı buraya takılır. Bozkırlardan, yaylalardan, kıyılardan, ovalardan, derelerden, tepelerden, Anadolu'dan geldik. Bozanlara kelam olsun, bu dünyaya selam olsun. Anadolu'dan geldik, Anadolu'dan geldik, Anadolu'dan geldik.